Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu akşam kulübe gidiyorum. Samet'le buluşacağım ve kulübe giderken böyle bir hazırlanma videosu çekmek istedim. Çünkü bana çok soruyordunuz. Ne kullanıyorsun, neler kullanıyorsun? Bütün böyle ne kullanıyorsam göstereceğim, ne uyguluyorsam bütün tekniklerimi, triklerimi sizinle paylaşacağım. Ve oradan eğlenmeye gideceğim kulübe. Samet'le buluşacağım. Ne yapıyorsunuz? Siz iyisiniz. Nasıl gidiyor her şey yolunda? Geçen haftadan beri nasıldı? Beğendiniz mi videoları? Videoyu ne yaptınız? Videoyu beğendiniz mi? Evet. Kız benim dudağımda uçuk çıktı o yılandan sonra biliyor musunuz? Korkudan. Bana bak bu saçımı hiç söylemiyorsunuz. Saçım böyle diye 2 saattir böyle konuşuyorum baştan. Merhabalar arkadaşlar hepinize. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz diye başlar. Kürayo, barabirde barareyi. Öncelikle tabii ki duş aldım. Arkadaşlar tıraş oldum. Cildime hiçbir şey uygulamadım. Sadece şu anda saçım ıslak. Saçıma fön çekeceğim. O ne değil, o ne değil. Ay olaysın şirin bu arada da. Sus. Nazdrav ya. Ama şirin sodasını az koymuşsun aşkım. Ay eyvah, bu gece bitecek acaba. Ay sus lütfen. Gerek yok canım. Devamını getir bence. Şimdi biraz bunu böyle sprey sıkıp bekletiyorum. Böyle yapıyorum. Ki böyle dik kalsın, orası dik olsun. Bunu böyle bırakıyorum. Sonra makyaja başlıyorum. Açık değil değil mi kız bir yere? Bakma öyle bana. Sonra makyaja başlıyorum. Makyaj sonunda tekrar bir fön çekiyorum. Ondan sonra tekrar bir spreyliyorum. Sonra ellerimle böyle bir karıştırıp tekrar ikinci spreyliyorum ama kafamda bu arada saç kalmadı yani. Kafamın, saçımın şu orta kısmında bir seyreklik oluştu. Onun için de makyaja başlamadan önce saçıma makyaj yapıyorum. O da böyle oluyor. Bana bak, şu anda Chanel'in cildimi hazırlamak için bir spreyini kullandım. Ardından Chanel'in mikro serumunu kullanıyorum. Böyle içerisinde küçük küçük böyle parçacıklar var mikro. Çok güzel böyle su bazlı bir serum. İyi bir sonuç çıkartmak için mutlaka temelin çok iyi hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla makyajdan önce nemlendirici şart. Neymiş? Şart böyle. Teşekkürler. Kat Von D'nin bayağı böyle dövme kapatan bir fondötenini alıyorum arkadaşlar. Akabinde Fenty Beauty'nin Pro Filter fondöteninden bir fırt sıkıyorum. Ondan sonra Dior'un böyle bir fondöteni var. Son çıkan fondötenlerinden bir tanesi. İnanılmaz hem kapatıcılık özelliği çok yüksek hem de çok böyle akışkan sıvı bir yapısı var. Neden karıştırıyorum? Çünkü tek bir fondötenin rengini asla cildime uygun görmüyorum. Hani yeni bir renk oluşturmak beni mutlu ediyor. Yani kendi rengimi kendim oluşturuyorum açıkçası. Aynı zamanda kendi sevdiğim fondöten yapısını da kendim oluşturmuş oluyorum. Çünkü kullandığım 4 fondötenin yapısı da birbirinden çok farklı. Mesela bu da çok sıvı, likit bir fondöten. Ama bununla da mesela o Kat Von D'nin kalın yapısını bir tık inceltiyor. Biraz yağ bazlı gibi çünkü NYX'in bu da. Yani hani böyle mermer gibi o cildine bak, cildine ne kullanıyor falan diyorsunuz ya, şu an ne kullanıyorsam size gösteriyorum. Ay! Diye ben. Hadi sor aşkım. Bundan sonraki hayatında akıl okuma yeteneğini verecekler sana. Tamam. Yani karşına gelen istediğin her kişinin aklından ne geçtiğini okuyabileceksin. Ama okey bu arada. Ama o okuduğun kişinin bir tane kötü özelliği sana geçecek. Her seferinde. Bunu her yaptığında. Çok saçma. Yani mesela yalan söyleme olabilir, hırsızlık olabilir ya da şey demişim, bütün bu özelliklere sahip. Bir dakika, yani ne geçebilir ki kötü yani? Şedemciğim, kim benden daha kötü olabilir? Bir dakika, okeyim bu arada. Yani düşünsene, insanların bütün modeliklerini, aklından geçen her şeyi öğreniyorum yani. Bence olay bir özellik. Ya da whatever mı dersin? Ha, gözümün altına bu arada MAC'in Prolong Wear Concealer'ından NW25
bir fırt aldım. Asla sponge falan kullanmadım çünkü çok yoğun bir görüntü olsun orada istemiyorum. Sadece böyle fondötenimin aynı rengine yakın bir renkte concealer'la gözümün altına böyle bir fondöten fırçasıyla geçtim. Şimdi de bunu sabitlemek için Chanel'in Loose Powder'ını alıyorum. Sonra MAC'in Studio Fix pudrasının içine şöyle bir gezdiriyorum. Şöyle atıyorum fazlalığını. Sonra gözümün altına geliyorum. Şöyle bir geçiyorum ki sabit dursun. Kim? Concealer'ım. Evet, şimdi koyu bir bronzerla kontür yapacağım. Önceden çok büyük olan fakat şu an olağan görünen burnumu daha olağan göstermek için burun kontrolü yapıyorum. Ay ne var ya? Yani bir insanın bir yeri zaten kötüyse onu yaptırsın. Ya bu kadar basit bir şey yani, anladın mı? Kötü olmuş yani, bir şey olmuş, Allah kötü yaratmış yani onu. Olabilir. Hani önemli olan bunu şu an yaptırabiliyor olmak. Değil mi? O teknolojideyiz yani. Niye estetik insanlar için bu kadar rahatsız edici bir durumda ki? Bence yapılmalı zaten. Hani bir kere dünyaya geliyorsun ve ömrünün sonuna kadar o çirkinlikte mi yaşamak istersin? Yoksa 20 yaşında, 25 yaşında ne kadar çirkin olduğunu fark edip daha mı güzelleşmeye çalışırsın? Beyoncé ile bestesin ama aranızdan böyle sular sızmıyor böyle, o kadar yakınsınız. Eğlenceye beraber gidiyorsunuz, beraber yatakta sızıp kalıyorsunuz, bütün sırlarınız falan her şeyiniz beraber ama bu sadece 2 ay. Ya çok acı. 2 ayın sonunda da hayatından 15 sene gidecek. Normalde mesela 45 sene yaşayacaksan 30 sene yaşayacaksın. Belki hani mesela bunu yaşadıktan sonra hemen de geberebilirsin. Hani belli de olmayacak. Kabul eder misin? Hemen öyle bir şey yok aşkım. Madem yapıyorsun diyeceksin ki mesela Beyoncé ile 2 ay görüşeceksin. Ömrünün 15 yıl gidecek, bu kadar. Hani peki, hemen niye gebereyim ki yani? Ömrümün ne zaman geçeceğini nereden biliyorsun? İşte yani bilmiyoruz. Doğru. Hani 45 yıl. Ama hani kızları falan oluyorsa gezdiriyor falan, eğlenceye falan. O kadar bilir miyim? Öyle değil. Jay-Z ile gezmelidir. Sus. Ay okey. 15 yıl çok be. Ama etmez ayol, hoş. Ne yapıyorsun? Kontürümü yaptım. Neyle kontür yaptın? Turkcell Telekom. Öncelikle bununla hatları belirginleştirdim. Sonra Guerlain'in terakotasını aldım. Daha büyük bir fırçayla o hatları yumuşattım. Ondan sonra da Chanel'in Loose Powder'ını aldım. Öne çıkartmak istediğim yerlere bunu uyguladım. Ay ama çiçek açmış, yaz mı gelecek? Limonlu mu? Ay olaysız şirin ya. Hayatının aşkını buldun. Ama o da sana böyle deliler gibi aşık ve sonsuza kadar asla bitmeyecek. Böyle hani mıçmışsınız, hani böyle aşkınızdan ölüyorsunuz. Kalpler, böyle kalpler. Herkes size böyle bakarken böyle imreniyor. Hani bazen buraya kalp koy. Ama uçuyor kalpler böyle. Gözlerinizden, ruhunuzdan. Ama bundan sonraki hayatım boyunca yediğin hiçbir şeyden, içtiğin hiçbir şeyden tat almayacak. Ne diyorsun? Yediğim hiçbir şeyden tat alamayacağım. Düşünsene ayva yiyorsun, şu asla tat hoy. Mesela her şeyi yiyebiliyorum ama sıfır tat. Sıfır tat. Ne doygunluk, ne açlık, ne hiçbir şey yok. Nötr. Zavallısın. Ama hani en çok hayalini kurduğum kişiyle mi? Evet, hani böyle olay bir aşk yaşıyor. Böyle dillere destan bir aşk yaşıyorsunuz. Ay okey. Gerçekten. Evet. Asla. Ay dur bakayım kız. Ay s**t. Ne yapacağım? Kaş. Ne uyguluyorsun? MAC Brune Eyeshadow. Bitch. Ne kaldı geriye? Ah bak ne kaldı. Kerimcan Durmaz Darkness Mascara. Kerimcan Durmaz Kozmetik'ten Darkness Maskara. Tek fırça darbesiyle gücü hissedin. Silikon fırçası sayesinde tek tek ayrılmış kirpikler ve göz alıcı bakışlar. Suya dayanıklı özelliğiyle gün boyu kalıcı. Darkness Maskara'yla bakışlarını cesaretlendir.
Darkness Maskara. Darkness Maskara. Darkness Maskara. Bu da kameretta. Ey ne yapıyorsun aşkım, anlat. İyiyim aşkım, sen de. Senin kocanın evi yok. Ama bana var dediler. Yok! Var dendi! Giyeceğiz. Yeni aldıklarım nerede bu arada? Ha, bunu giyeyim kız. Here. Beyaz mı siyah mı? Beyaz mı? Neyle giyeceğim beyazı? Ben bir tane bir eşofman aldım, onu giyeyim. Şirin Bey. Şirin Bey. Bakayım bu mu kız? Evet, buldum. Ay, inanılmaz bir eşofman bu arada. Aşırı iyi duruyor. Kimin koleksiyonu olduğuna bakın. Discord ve Mertem Markus. Mert Alış'ın yani. Olay bu arada, Mert Alış yani bu arada. Sevgiler. Öpüyorum, selam. Hadi giyineyim ben. Giyineyim ben bence. İnanılmaz bir şekilde evin ısım var. Bu gece böyle biraz dağıtmak istiyorum. O zaman şimdi mutfağa ilerle. Nereye? Mutfağa ilerle. Yo. Mutfağa ilerle, ilerle. Sus. Ne var mutfakta kız? Ne açayım? Buzlu aç. Yemin et. Alt tarafı. Işığı oradan al. Ne diyorsun? Hemen iki tane koy. Ne diyorsun? Delirtme de beni bu arayı. Ayy. Pertiz ama yokuz. Finalde biz bakalım ne halde görecekler. Ay gerçekten. Ben var ya yokum yani. Videonun sonunda bu arada arkadaşlar, bu videoyu beğendiyseniz şimdiden geldim. Hani ben kapanışımı yapayım da. Geber miyim? Bence böyle bir hazırlıklı olalım. Ay sus. Gerçekten bilmiyorum. Yok kız, çekeriz bir şeyler ama. Ama kör olarak ya, kusura bakmayın. Şu andan sonrası benim için artık yok. Ama size var dediler, o yüzden yani bir şekilde bir şey daha yapacağız. Whatever. Nazdrovya. Şirin. Ben bir son fönümü atayım. Sonra geleyim, çıkalım. İçinde kaldı. Üzerinde bu arada arkadaşlar şey var benim. Çuval. Bildiğimiz çuval bu. Yani un bak, çuvalı. Sese bak. İşte çuval giyse bile yakışır mı? Ay. Sorusun. O neydi kız? Şirin inliyor. İnleyen nameler. Ruhumu çaldı. Sarhoş olamıyorum. Geçse de gençlik çam. Let's go to the
Biz tuvalete geldik şimdi Samet'le beraber. Merhaba, ne hangi taraftı? Bu taraf mı? Merhabalar. Çantam yok Samet. Kofurda ama. Sus. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba. Ne haber? Ruj sürüyorum. Gene size süreyim biraz. Ay ne olur süreyim. Ölümü gör. Birazcık süreyim sonra bir sürelim. Çok teşekkür ederim. Ay lütfen. Çok teşekkür ederim. Ölümü gör. Birazcık süreyim sonra silersin. Ay hadi süreyim. Ölümü gör. Ama çok güzel bir ruj. Bak herkes bayılacak sana. O zaman gel bir merhaba de. Gel merhaba de. Ben dedim ya. Tamam ne dedin? Merhaba. Ucundan azıcık söyleyeyim. Hadi gel. Hadi gel. Ay böyle böyle bu arada. Ama bakar mısınız? Biliyorsunuz şu anda sevgililer günü için indirim hala marka sevgililer günü. 14 Şubat. Ama cuma biliyorum kız. Cumaya denk geliyor mu? Geliyor. Hangi cuma ya? Cumartesi. Cumartesi mi sevgililer günü? Yetişmez. Neyse artık indirim vardı kaçırdınız. 2 gün sürsün 15'ine kadar. Yo. Sevgililer gününden 2 gün sonra da bu indirim sürsün. Okey. Pazartesi gününe kadar indirim arkadaşlar. Cumartesi pazarda indirim yapıyorum. Sonuçta benim markam değil mi? Ben yapabilirim. Bu özgürlüğe sahibim. Bütün Kerim Can Dumas kozmetik ürünlerinde arkadaşlar indirim yapıyorum. Aşağıda linki bırakıyorum. Tıklayıp alabilirsiniz. Çok seviyorum kardeşim. Ya ay teşekkür aynen ederim. Çok sağ ol. Yeni evini izledim YouTube'da. Beğendim. Like da attın ha. Ya. Harbiden attım. Ay çok teşekkür tamam ederim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Bak şu an yiyeceğimiz mançuriye böyle ağzımız sulara akıyor. Hiç yedin mi? Yedin ayol. Yedin ayol. Hayır yemedik. Kız gittik ya ayol. Kim gitti? Etilerde. Samet hiç gelmedi. Yemin et. A-a. İnanamayacaksın. Sen çok bahsettin. Bak inanamayacaksın. Ya İnanamayacaksın. Allah. Ama ciddi. Ay gözüme girdi kız. İşte kendi paranla aldığın gülleri sana yaptıkları bak. Ah be anlaştın, at beni dedim. Aaa baktım. Ay dur be. Atma. Bunlar boş. Seviyor mu sevmiyor mu yapıyoruz Can? Ay kim seviyor? Allah belasını versin. Sevmiyor. Sevmiyor. Ama arabamı sıçsın seviyor ağzına. Seviyor. Bahadır önemli mi? Hayır asla. Sevmiyor. Seviyor. Seviyor mu? Ama bence de seviyor. Hayır ne oldu dinleyin asıl bombaya bak. Samet şimdi kulübe gelirken buraya haber vermemiş. Ah. Bir tane arkadaşı da Samet'in fotoğrafını çekip ona atıyor. O da madileniyor. Onu Samet'e yazıyor WhatsApp'tan. Sen nasıl böyle bir insansın? Nasıl bana haber vermeden kulübe gidersin? Deliriyor. Samet de bana gösterdi. Ben şok. Sonra dans ediyorum. Bir baktım. Orada sabah bana bakıyordu. Ben hastaydım. Onun yanında serum falan yedim. O da beni hasta evde yatıyorum sanıyor. O bana baktı. Düşünsene. Sevgilinle fotoğraf gidiyor. Kulüptesin cinnet ama seni hasta biliyor. Kanka ama kulübe çıkarken hesap mı vermek? Ne diyeceğim? Ne yazmış WhatsApp'ta biliyor musun? Sana hesap vermek zorunda mısın? Ben restorana falan Boğaz'da bir yere gidiyoruz. Boğaz'da değil, Etiler'deyiz şu anda ve inanılmaz bir şey yiyeceğiz. Etiler'de bir otoparktayız bu arada. Bak gel, inanamayacaksın. Hadi Furkan arabadan inelim ya. Selamun aleyküm, nasılsın? Sen nasılsın? İyisin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Bir dakika, kaç tane yersin? Bir tane. Asla. Öyle bir şey değil mi? Öyle bir şey değil. Bir tane sucuklu verin, bir tane tavuklu yeter. İki tavuk, bir sucuk ye. Saçmalama asla. Yersin ayol. Yok. Bir dakika, bir tavuk. 2, 4. 2, 2, 2, 2. 3, 4. 3 tavuk. Bir dakika, 3. Bir dakika, 4. 3, 4. 5 tane tavuk, 4 tane sucuk. Tamam.
Ha. Bir de ayran. Bir dakika dur şimdi. Acı biber yiyor muyuz? Hiçbir şey yemeden. İnanmıyorum bu arada. Hadi ölümü gör. Gelirme. Baba iyi gelir. Bir tane sen bir tane ben aynı anda. Ay niye bana bir veriyorsun? Tamam ben de aynı eşit boy alıyorum. Hayır orasını ye. Ye orayı ye. Ay yedim ben. Aa, hayır 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 hayır. Ay çok acımış kız. Tamam bunlar çok acı. Gel ay bu kulağım yanıyor. Ay ne yapıyorsun amcacığım iyi misin? Manküre yapıyorum. Ay inanmıyorum ne yaptın? Kaşarla kaşarla tavuğu karıştırdın. Aynen. Ay sana inanamıyorum ne yapıyorsun bir adam? Ne yapıyorsun bir amcacığım? Geç amcacığım. Yapıyorum manküre yapıyorum. Biraz çipul biberden atsan mı içine hafiften? Ay olaysın tamam. Tamam yeter bunlar yiyemiyor. Ama mançuri yokmuş öyle dediler. Yok mançuri var dediler. Bana da var dediler geldim bak. İstanbul'daysanız gerçekten İstanbul'da mançuri yeme etilere gelin. İzmir'de benim için mesela şey kardeşler büfede kavurma kaşar yumurta. Bak İzmir'deyseniz oraya gidin. İstanbul'daysanız Dürümcü İlhan'da mançuri yemeye geleceksiniz. Böyle bir şey olamaz yani gerçekten. Var dediler mançuri. Benim favorilerimden bak bana var dediler. Şöyle bu. Bizde de ben sıcaktan falan mı aldın? Yo çok seviyorum ama yiyin yiyin. Güzel bir şey. Para mı verdin bana ne? Hayır. Cheers. Seviyorum. Whatever. Bu ne? Bu ne be insafsız. Nasıl bir şey yapıyorsun? Bu nasıl? Bunu kim bu buldu? Allah aşkına söyle. Biz bulduk. Yemin et. Delikanlı gibi söyle. Ne yiyorum ya? O zaman söyleyeyim ha. hani ne yiyoruz? Ay, ay ne iyi geldi bana ne iyi geldi. İnanamazsınız. Gözüm açıldı. Ne kadar hesap? 425. Ne diyorsun ya? Aşk olsun. Kaç para bir tane mançuri? 25 lira. 25 TL şu. Ve bana bana her gelmemde 700 TL hesap getiriyorlar. Kulüpte kız kulüpte daha az para ödüyoruz ayol. Biraz indirim yap. Bu ne 450 lira? 450 de 400 yap. Ay ne yar ya Allah kahretsin söyle indirim. Ay sana inanamıyorum. 300 yeter ayol. O kadar video çektik. Abay. Senin de canın sağ olsun. Ha seni kahretsin. Bu ne 25 TL'ye bir tane dürüm. Ve hani 3 tane falan yiyor minimum bir insan yani. Anca doyuyor. Pes. Hadi kalkın kızlar gidiyoruz. Ama farkında mısın? O kadar gittik eğlendi kulüplerde. Asla kendimizi bozmuyoruz bak. Bugünlük bizden bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya cuma görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı sakın unutmayın.